Almanya Federal Meclisi 2 Haziran'da 1915 tehcirini soykırım olarak tanımlayan önergeyi iki deneyimli diplomat ulusal kanala yorumladı. Bugün hukuki zeminde, siyasi zeminde böyle kararların alınmaması gerektiği, alınamayacağı, alınırsa da hiçbir kıymeti harbiyesinin olmadığı mahkeme kararlarıyla tescil edilmiş durumdadır. Avrasya İncelemeleri Merkezi Başkanı Emekli Büyükelçi Alev Kılıç, Vatan Partisi Başkanı Doğu Perinçek'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde İsviçre'ye karşı kazandığı davayı hatırlattı. Davanın bu tarz önergeleri hukuksuz kıldığına dikkat çekti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bağlı bütün ülkeleri, bu arada Almanya'yı da bağlayan bir karar haline gelmiştir. Avrasya İncelemeleri Merkezi Onursal Başkanı, Emekli Büyükelçi Ömer Engin Lütem de önergeyle Türklerin suçluluk duygusuna çekilmeye çalışıldığını vurguladı. Orada yaşayan Türkleri bir türlü mahcubiyet, bir türlü suçluluk duygusuna çekip, oradan da böyle adeta Almanlara sığınır gibi bir psikoloji içerisine getirmek, oradan da asimilasyonlarını kolaylaştırmak olarak düşünülebilir. Lütem, yurttaşları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne saygı komitesinin 28 Mayıs günü başkent Berlin'de düzenleyeceği eyleme davet etti. Özellikle Alman vatandaşı Türklerin bu işe sahip çıkmaları, şiddetle protesto etmeleri. Neden özellikle Alman vatandaşı Türklerin? Çünkü Alman vatandaşı Türkler oy sahibi. Ondan çekinir.